Herkese merhabalar. Ben Ayşe Yılmaz, Belçika'ya göç YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Videolarımı artık haftada bir yayınlayacağım. Haftada iki beni epey yoruyor. Gelen yorumlarda modumu biraz düşürmedi değil. Bunun da etkisi çok. Geldiğimize değdi mi? Tipik böyle bir video var ya. Almanya'ya geldiğimize değdi mi? Belçika'ya geldiğimize değdi mi? Ben de baktım ki bu videoların çok gideri var. Belçika'ya geldiğimize değdi mi videosu hazırlamaya karar verdim. Çünkü özgün olmak işe yaramıyor bu camiada. Bunu anladım. Öyle ya da böyle Belçika'ya geleli tam bir yılı doldurduk biz Umay'la. Ümit bizden 5 ay önce gelmişti. İşte bazı eforlar sarf etmişti buradaki hayatımızın düz bir zeminde olması adına. Biz de Umay'la işte Nisan ayında bir yılı doldurduk. Bu videomda da neler oldu bu bir yılda, neler yaşandı, geldiğimize değdi mi, farklı olarak neler var gündemlerimizde, bunları aktarmaya çalışıyor olacağım. Bir sene önceki ben ve Umay ve ailem, hanem, Ümit, onun 1,5 yıl ya, hani onunki bir tık daha farklı, ya da bir sene sonraki şimdiki biz. Kimiz, neyiz, nereye geldik, değişen ne oldu? Geçtiğimiz günlerde entegrasyon dersinde hoca sordu. Sizce göçün nedenleri nelerdir? Genelde sınıftakiler dedi ki evlilik olabilir, ekonomik olabilir, iş olabilir, o olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Ben de dedim ki bir challenge olarak da bakılabilir. Sonra hemen bıyık altından gülündü bu sebebe. Challenge ne ya işte böyle. Çünkü biz zorunluluktan göçü kendimize layık görmüşüz. Yani yer değiştirmek sadece zorunluluktan olmalı gibi bir algı varmış gibi hissettirdi o konuşmalar bana. Açıkçası hani bütün videolarımda söylediğim bir şey var. Herkesin bir motivasyonu var. Göç etme motivasyonu. Bizim göç etme motivasyonumuzda çocuğumuz vardı. Lakin biz zaten tanıştığımızdan beri eşimle hep bir farklı yerde yaşama arzumuz da vardı bizim. Böyle ikimiz de satışçı, belki yazılımcı, işte ürün yöneticisi falan filan olsaydık Muğla'nın işte ne bileyim mesela Bodrum'da deniz kenarında şu an çalışan çok karı koca var. Çanakkale'ye vakti zamanında korona itibariyle göç etmiş çalışan var. O göçü de tercih edebilirdik. Olmadı yani meslek olarak Ümit'in sürekli gitmesi lazım. Benim zaten hep insan bir işim var. Olmadı öyle göçler, böyle göç oldu ama bunu aslında işte çocuk, farklı yerde yaşama ihtiyacı, arzusu falan bir challenge olarak da gördük biz. Yani biz böyle gidelim, daha iyi bir arabaya binelim, daha lüks bir evde yaşayalım, görece bilmiyorum tabii lüks, kime göre lüks, neye göre lüks. Böyle bir şeyimiz yoktu. Yani maddi olarak büyük büyük beklentiler, maddi olarak kaygılar yoktu. Bu bizim muhteşem bir hayat yaşadığımız, işte Türkiye'de çok zengin olduğumuzla falan ilgisi yok bu durumun. Biz 15 senedir evliyiz. Ümit'le yaşamımız, hikayemiz böyle dilden dile dolanır akrabalar arasında. Çünkü hani böyle gerçekten eskilerin anlattığı gibi iki tane valizle tülsüz, perdesiz gazete kağıdı koyarak camlarımıza evlendik. Neden iki valizle evlendik? Onda ayrı bir öyküsü var. Böyle bir baş kaldırıştı bizimkisi, yapabiliriz. İşte yumurta yedik çocukluğumuzda, az biraz protein aldık, elimiz ayağımız tutuyor, her işi gönülden yaparız. Bu yüzden de bir şekilde maddi olarak bir yerlere gelebiliriz düşüncesiyle. Ve gerçekten de bu 15 yıl içerisinde evimizi de aldık, arabamızı da aldık. Güzel güzel koltuklarda da oturduk kariyeri anlamında. Evet belki bazı aile desteği alanlar maddi manevi daha böyle beşik hızıyla ilerledi. Bazı kaderi iyi olmayan arkadaşlar ya da bizden de kötü olan durumda olan arkadaşlar daha bizden çok daha yavaş bir hızla ilerledi ama biz basamakları sağlam çıktık ve günün sonunda Türkiye'de de buraya gelmeden önce kapalı havuzu, açık havuzu olan bahçe katı dubleks'te bir evde yaşıyorduk son 2,5 senedir. Dolayısıyla hani bizim evimizi büyütmek, dediğim gibi şirket araçlarımız vardı. Hani arabalarımızı ne bileyim yüceltmek, zaten biliyorsunuz şirket aracı en güzel araçtır. Yani bakımına para vermezsiniz, kaskosuna para vermezsiniz, benzinize limitler dahilinde para vermezsiniz. Bazıları limitsiz olabilir hakeza. Yani bizim öyle kaygılarımız yoktu. Ve şunu gördük. Yani 15 yıl boyunca
İki kişi beyaz yakalı da olsa eski Türkiye'den bahsediyorum. Çünkü biz 2009 yılında evlendik, 2007'de tanıştık. Mümkündü yani bir şeyleri yapabilmek. Bir şekilde yaptık, bir yere vardık. Ama sabahın seherinde çıkıp gecenin bir körü gelindiğinde çocuğumuzun birçok mekanizmasının bir yerde durduğuna ve onun da bizi inanılmaz derecede kavgaya, gürültüye sürüklediğine karar verdik. Yani çocuğumuzun mekanizması ne? Akıl ve ruh sağlığı mekanizması. Herkesin böyle inanın, bilmiyorum çocuk sahibisiniz ya da değilsiniz benim bu videomu izleyenler. Çocuktan sonra gerçekten insanın hayata bakış açısı değişiyor. Değişmemesinin mümkünatı yok. Yani imkansız. Çocuktan sonra bazı çakralarınız daha farklı çalışıyor, açılıyor, kapanıyor, ne oluyorsa oluyor. Ve insan denilen canlı kimliğiyle doğuyor. Ben mesela ne kadar sokak insanıysam benim çocuğum çok ev insanı. Ve hani böyle sevgi pıtırcığı değil bizim çocuğumuz. Cool bir tarzı var. Bilmiyorum yani neden öyle oldu bilmiyorum. Kötü bir şey olduğundan da değil de anne babaya çok düşkün, aile hayatını çok önemsiyor. Ben fikri çok hızlı oluştu Umay'da. Yani benim evim, benim ailem, benim annem, benim babam. Okulu da sevmedi hiçbir zaman. Hala da çok sevdiği söylenemez. Ve biz Umay'la konuştuğumuzda, Umay gerçekten 2 yaşında okula başladı Türkiye'de. Kreşe başladı. Kendini her zaman çok iyi ifade edebilen bir çocuktu. Ve biz psikologlara, oyun terapistlerine, onlara bunlara gittik. En son gittiğimiz yerdeki hanımefendi dedi ki Umay çalışmayan bir anne istiyor. Çok yoğun çalışmayan bir baba istiyor. Tabii şimdi birçok kişi ne diyor? Başlarım Umay'ın şarap çanağına. Hani biz öyle mi büyüdük? Anamız babamız bize böyle mi davrandı? Ya herkesin yine hayata bakış açısı farklı olduğu gibi çocuğa bakış açısı da farklı. Yani biz zaten evliliğimizin 8. senesinde çocuğumuzu kucağımıza aldık. Hani bile isteye böyle yaptık. Biraz böyle kendimizi tanımaya daha fazla zaman ayırdık. Ya da gezmeye, tozmaya hayatımızın o ilk adımlarında zorlandığımız için. Ve hani çocuğumun bu fikrini, bu hayalini gerçekleştirmek de benim için çok kıymetli hale geldi. Hatta belki de takıntı haline geldi bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de bunu biz yapamazdık en azından. Yani tek maaşla sürdürülebilir bir hale gelmezdi bizim o az önce anlattığım ekonomik durumlar. Bu sefer de sorunun adı değişirdi. Ne olurdu? İşte çocuğu özel okula gönderemiyoruz. Ayşe'nin arabasını yok ya da varsa da benzin çok harcamasın. Başka kaygılara yol açardı. Çünkü hani bir standarda da alışmıştık artık. Derken oturup hani biz ailemizde, halimizde müthiş sorunlar yaşıyoruz. Temelinde ne var? Zaman. Zaman yönetimi sıfır. Yani ikimizin iş yeri de sanki başka bir hayat yokmuşçasına bir atmosfer sunuyordu. Bir de bizim motor da içten yanmalı. Hani ben hala öyle, eşim hala öyle. Hani biz 15 senedir çalışıyoruz. Ama böyle leb demeden leblebiyi anlayan tip olmak zordur. Bunu yine bizim karakterde olanlar anlayacaktır. Yani müdür ortaya laf atar, hemen üstümüze alınırız. Hani bu projede de ben yer alayım, şunu da ben yazayım, burada en iyisi olayım falan. Nitekim zaten hani gelmeden önce de ki birimimde 3 sene boyunca da birincilik aldım. Yani şey olarak kendi alanımda. Neyse yani bunlar güzel şeylerdi. Başarı güzel ama bir yerden sonra şunu da anlıyorsunuz. O oturduğunuz koltukların da gerçekten böyle kapıyı kapatıp çıktığınızda hiçbir önemi yok inanın ki. Siz sanıyorsunuz ki o firma sizsiz varlığını sürdüremez. O yönetici sizsiz asla yapamaz. Her iş oluyor. Sizsiz de oluyor. Başkaları olmadan da olacak. Neyse konuyu çok uzattım. Yani bu Türkiye'deki iş odaklılık, işte tatile gidip mesela şu an 9 gün tatildi bayramda Türkiye'de. Hemen hemen herkes şey paylaştı. Pazartesi sendromu, ay şifremi unuttum, 9 gün tatil yaptım, oy oy oy. Ya arkadaşlar burada Ümit'in 50 gün izni var. 50 gün, 50 gün. Burada 2 hafta kimse izin almıyor. 2 hafta diyor ki 2 haftada ne yapacağım ki ben? Bir ay izin alacağım ya. Bir insanın yaz izni bir ay ve bunun için devlet memuru olmanıza, öğretmen olmanıza gerek yok. Bildiğiniz burada da Ümit özel sektörde çalışıyor.
Biz neye alışmışsak onu normalleştirmişiz. Ve 9 günde şifrenin unutulabileceğini düşünüyoruz, arınmak istiyoruz. Çok da normal, ben de öyleydim. Yani bunu eleştirmiyorum. Bunların hepsi o yaşam tarzında normal. Ama bugün buradan baktığımda ne gerek var? Bizim odağımızda olan şeyler, çocuğumuzun psikolojisini daha iyi bir yere taşımak, işlerimize büyük anlamlar yükleyip canımızı sıkıp sıkıp ailemizi ikinci plana atmamak, daha sakin bir yaşam yaşamak, habire alarmlarla kaygılarımızı tetiklediğimiz, ay o toplantıya yetiştim, vay bu müşteri aradı, tüh 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 patron böyle dedi ya da işte yönetici, direktör adı neyse, patronlarla hiçbir zaman çalışmadık. Genelde ikimiz de kurumsalda çalıştık ama bunları minimize etmekti. Yani buraya gelmemizdeki olay buydu kendimizce. Bunlara kavuştuk ya. Yani gerçekten bir yılın sonunda bunlara kavuştuk. Aslında geldiğimiz, adım attığımız ilk gün bunlara kavuştuk. Ama özümsedik, netleştirdik. Çünkü ilk 3 ay şey oluyor, rüyada mıyım da oluyor. Tabii yaşınıza, hayat koşullarınıza, geldiğiniz koşullara çok bağlı olarak benim adıma sanki hep geri dönecekmişim gibi oluyor. Sonra kalacağımı anladığım an, bu sürdürülebilir bir şey mi? Acaba buradaki sorunlar neye odaklanıyorum? Falan filan. Ama çok çabuk uyumlandık. İstediklerimizi listeledik. Sonra beklentilerimizi listeledik. Karşılarına çıktılarımızı koyduk. Bizimki %100 meçe oldu. Yani %100 meçe ulaştık biz. Aksaklıklar oldu, sağlık sorunlarımız oldu, oluyor. İşte ailemizde sağlık sorunları olabiliyor. Ama böyle büyük hayal kırıklıkları, tüh tüh vah vah ben bunu hiç hayal etmemiştim, vay be bu benim hiç aklıma gelmemişti dediğimiz tek kalem bir şey yaşamadık biz, şükürler olsun. Neyse, konuyu daha fazla uzatmayayım. Ne derler bilirsiniz. Sen çok detay veriyorsun, izlenmelerin düşüyor. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Farkındaysanız fazlaca alıngan günler geçiriyorum. Hak ettiğim değere ulaşmayı istiyorum. Biz kendimizi nereye koyarsak o değer de oradan geliyor. Bunu da unutmayın. Çünkü biz alışmışız kendimizden, yani nedenini bilmediğim bir şekilde kültür olarak da birçoğumuz, birazcık da yaş grubuyla da ilgili. Çünkü ben 90, 95 hatta 2000 sonrasında bunu görmüyorum pek. Hani böyle bir 80, 85, böyle 97, 88 falan, bu tarihlerde böyle fazla şey var. Çok vereyim, çok emek edeyim, işte bunu alayım falan filan. Biz kendi değerimizi kendimiz belirliyoruz. Ben bunu da artık kafamda daha netleştirdim. Evet, ben daha iyisine layığım. Evet, ben daha çok izlenme hak ediyorum. Evet, ben daha iyi iş, ben daha çok yaşam, daha güzel bir yaşam, daha çok rahatlığı hak ediyorum dediğimizde bir şeyler rayına oturuyor. O yüzden layık olmayan kimseyle beraber olmayın. Sizi taşıyamayan insanlara vakit ayırmayın. Ve gerçekten kendinizi 9 gün tatili muhteşemmiş bir şeymiş gibi şuraya kodlamayın. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Bu Avrupa'ya taşının demek asla değil. Türkiye'de de bunu yapın. Yani ben bunu hiç beceremedim açıkçası. İşim var, bugün mesaiye kalamam demeyi beceremedim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hayır demeyi becerebilin isterim. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.